Sakin ol Haşmet amca ya. Bir sakin. Bu ne iddet, bu ne celal. Bak kalbin tutacak sonra. Kızın iyi iyi, merak etme. Ona iyi bakıyoruz. Halide'yi bırak, onu karıştırma. Onun bu işlerle hiçbir ilgisi yok. Artık var. Babama saldırdı Haşmet amca. Başarısız oldu. Tamam, mani olduk ama kuralı bozdu. Bu Ali Rıza'yla çok ortak noktam var diyordu. Doğru söylüyor. İkisi de beceriksiz. Lan haysiyetsiz. Lan azıcık delikanlılığın varsa onu bırak beni al lan. Onu bırak beni al. Vay sarışın. Sen de mi oradasın? Sıranı bekle ticari. Seni de alacağım. Ya Haşmet amca. Ya demeyeyim diyorum da. Bu kadar mı çaresizsiniz? Prensinden umudunu kestin. Prensesi mi yolluyorsun üzerimize? Burak, böyle bir şey yapmayacağımı iyi bilirsin. Asıl çaresiz sensin. Kadınlarımı rehin alıyorsun artık. Ne yaptın Halide'ye söyle. Söyleyemem. Bu ikimizin arasında özel. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. O dilini kopartırım senin. Ne bekliyorsunuz? Hatırlatayım. Savaş açtınız bize. Mermiyi siz sıktınız. Ne bekliyorsunuz bizden? Benim de üslubum bu. Kurallar bunlar. Siz bize mermi atarken biz size gül mü atacaktık? Bana bak. Babanın bir kuralı yok. Ama masanın var. Kadınlar ve çocuklar her türlü ihtilaftan, savaştan muaf tutulur. Eğer bu kuralı bozarsan seni babanla birlikte gömerim. Oo, çok korktum Haşmet amca. Bak. Şu ellerime bak. Tüylerim diken diken oldu. Haşmet amca, bir de şu yüzüme bir bak. Hah, şöyle bir bak bakayım. Benim senin şu laflarından korkacak bir tipim var mı? Kural hatası yok. Kızını evinden alıp buraya getirmedik. Kendisi geldi. Babama saldırdı. Kural hatasını yapan sizsiniz. Tamam uzatma. Ne istiyorsun söyle. Düşünmenizi. Halide için neyi feda edersiniz? Bir düşünün. Ben ne düşüneyim? İnsan sevdiği için neyi feda eder? Ulan! Gel buraya! Sakin ol. Ben bu şerefsizlere asla güvenmiyorum. Ali Rıza, söz konusu olan Halide'nin hayatı. Bekleyeceğiz. Sükunetle. Neyi bekleyeceğiz? Ya geç kalırsak bu sefer kolye yerine... Bir şeye ihtiyacın var mı? Sen niye tutuyorsun beni burada? Ne yapacaksan yap. Ama sakın beni kullanma. Hele ki babama karşı. Bu kadar alçalma gözümde. Daha ne kadar gözünde alçalacağım ki Halide? Sen beni yerin dibine atmışsın. Oradan çıkmama müsaade etmiyorsun. Bir kere bile şans vermedin. Bana başka çare bırakmadın. Emin ol. Böyle olsun ben de istemezdim. Olan oldu artık ama değil mi? Artık konuşmanın bir anlamı yok. Ya bırak ya öldür. Arası yok. Haklısın. Arası yok. Senin de aran yok, benim de. Ben senin için canımı feda etmeye hazırım Halide. Her şeyi. Babamı vurdun, gıkım çıkmadı. Beni vursan da değişmez. Ben hazırım, ölürüm. Ya onlar? Baban, Ali Rıza. Sakın. Sakın onların adlarını ağzına alma. Sakın. Hadi babandır. Şimdi bir şey demeyeyim. Peki o Ali Rıza kim? Kim o ailede? Ne sanıyorsun sen? Seni benden daha fazla sevebilir mi? Sen ne anlatıyorsun? Ha? Diyorum ki hani bir tartı olsa, şöyle oduncu kantarı gibi değil ama kuyumcu kantarı gibi, hassas tartı cinsinden. Şu yüreğimizden geçenleri bir tartabilsek, koysak tartıya, emin ol Ali Rıza sınıfta kalır. Kimse seni benden daha fazla sevemez Ali'de. Sevmek kadar önemli bir şey varsa o da sevilmek. Sen bunu anlamıyorsun. Niye hep ben anlıyorum? Bir kere de sen anlasan, bir kere de sen anlasan beni Halide, ne olurdu? Şu acımadan üzerinden ezip geçtiğin ruhumun yaralarını bir görsen ne olurdu? Ben kime ne anlatıyorum, değil mi? Eyvallah. Bir şeye ihtiyacın olursa kapıdakine söyle. Ben Halide'yi alıp geleceğim. Sen burada bekle. Abi yapma. İçeride bir ordu vardır. Hepsine nasıl yetişeceksin? Halide'ye ulaşmam lazım. En kötü görmem lazım. Nefes alamam. Ya Halide'ye bir şey olursa? Hiçbir şey olmayacak. Gerekirse teslim olacağım. Ona zarar gelmeyecek. Her ihtimale karşı kolaçan dedim ama burası hayalet.